Ağzı belli Allah'tan Şeytan Bunu yapamazsanız ki hiçbir zaman yapamayacaksınız. Çırası insanlarla taşlar olan ve kafirler için hazırlanmış olan o ateşten sakının. Biz seni sırf Kur'an'la müjdelemen ve uyarman için gerçeğin ta kendisi olarak gönderdik. Yoksa sen cehennemliklerden ötürü sorguya çekilecek değilsin. İnkar edenler ve inkarcı olarak da ölenler var ya, işte Allah'ın, meleklerinin ve bütün insanların laneti hep onların üstünedir. İşte önderler kendilerini izleyenlerden uzak durdular. Azabı gördüler ve aralarındaki her türlü bağ kesildi. Bazıları da, Ey bizim yüce Rabbimiz! Bize bu dünyada da iyilik ve güzellik ver, ahirette de iyilik ve güzellik ver. Ve bizi cehennem ateşinden koru, derler. Dini inkar edenlerin, müstehak olmaları sebebiyle, Gerek malları, gerek evlatları Allah'ın vereceği cezayı önlemede kendilerine asla fayda veremezler. İşte onlar cehennemin yakıtıdırlar. İnkar edenlere de ki: Siz mağlup olacak, haşredilip toplanacak ve cehenneme sürüleceksiniz. Orası ne fena bir yataktır. Kafir olanların ne malları ne de evlatları kendilerini Allah'ın cezasından asla kurtaramaz. Onlar cehennemlik olup orada ebediyen kalacaklardır. Hem kâfirler için hazırlanmış bulunan o ateşten korunun. O kâfirler Allah'ın tanrılıklarını kabul ettiğine dair hiçbir delil indirmediği bir takım nesneleri Allah'a ortak saydıkları için Onların kalplerine korku salacağız. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Zalimlerin varacağı yer ne kötüdür. Allah'ın rıza yolunu tutmuş, o yolda koşan kimse hiç Allah'ın hışmına uğrayan ve son durağı cehennem olan kimse gibi olur mu? Ne kötü bir yerdir o cehennem. Ey yüce Rabbimiz, sen kime ateşe koyarsan, muhakkak onu rezil edersin. Zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur. Onlardan kimi ona inanmakta, kimi de ondan halkı engellemekte. İşte böyle engelleyenin hakkından, harıl harıl yanan cehennem gelir. Ayetlerimizi inkar edenleri, yarın cehenneme sokacağız. Derileri kızarıp yandıkça, yerine taze deri yaratacağız. Ta ki cezaları olan azabı, iyice tatsınlar. Şüphesiz ki Allah, aziz ve hakimdir. Üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Kim bir mümini kasten öldürürse, onun cezası, içinde ebedi kalmak üzere gireceği cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, onu lanetlemiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır. İman edip de hicret etmeyerek, kendi öz nefislerine zulmeder vaziyette olanların canlarını alırken, melekler onlara diyorlardı ki, ne işteydiniz? Onlar da, biz bu ülkede dinin emirlerini uygulamayan, baskı altında yaşayan kimselerdik deyince melekler bu sefer şöyle dediler Peki Allah'ın dünyası geniş değil miydi Siz de orada hicret etseydiniz ya İşte onların durağı cehennemdir Ne fena bir dönüş yeridir orası Onların kendi aralarında yaptıkları gizli görüşmelerin fısıldaşmaların çoğunda hayır yoktur. Bu görüşmelerde hayır olması için, onların muhtaçlara yardımı, güzel bir davranışı yahut dargın insanların arasını bulmayı gözetmeleri gerekir. Kim Allah'ın rızasını arzulayarak bunu yaparsa, biz de ona çok büyük mükafat veririz. İşte ölelerinin varacakları yer cehennemdir ve oradan kurtuluş için hiçbir çare bulamazlar. Onlar cehennemde ebedi kalacaklardır. Bu da Allah'a göre çok kolaydır. Kafir olup ayetlerimizi yalan sayanlar ise cehennemliktirler. Onlar ateşten çıkmak isterler ama oradan çıkacak değiller. Onlara devamlı bir azap vardır. Allah Meryem'in oğlu İsa'dır diyenler hiç şüphesiz kafir olmuşlardır. Halbuki İsa vaktiyle şöyle demişti: Ey İsrail oğulları, benim de sizin de Rabbiniz olan tek Allah'a ibadet ediniz. Kim Allah'a eş ortak koşarsa şu kesindir ki Allah ona cenneti haram kılmıştır ve onun varacağı yer ateştir zalimlere yardımcı olan da çıkmaz. Küfre sapıp ayetlerimizi yalan sayanlara gelince, onlar da alevli cehennemi boylayacaklardır. Onlar ateşin karşısında durdurulup da, ah ne olurdu, dünyaya bir geri döndürülsek de, Rabbimizin ayetlerini inkar etmesek, müminlerden olsak, dedikleri zaman bir görsen, neler olacak neler. İnlerini bir oyuncak ve eğlence haline getiren, kendilerini dünya hayatı aldatmış olan kimseleri, kendi hallerine bırak. Sen yalnız Kur'an ile vaaz et ki, Allah'tan başka yardımcısı ve şefaatçisi bulunmayan hiçbir nefis, işlediği günahlar yüzünden helâke teslim edilmesin. O her türlü fidyeyi denkleştirse bile, yine ondan kabul edilmez. İşledikleri günahları yüzünden, helâke sürüklenenler, mahvolanlar, işte bunlardır. İnkârlarından dolayı onlara, kaynar sudan bir içecek ve acı veren bir azap vardır. Gün gelecek, Allah, onların hepsini huzurunda toplayıp, Ey cin topluluğu! insanlardan çoğunu yoldan çıkardınız ha, diyecek. İnsanlardan onlara uymuş olanlar diyecekler ki, Ey ulu Rabbimiz! Kimimiz, kimimizden faydalandık ve bize tayin ettiğin müddetin sonuna ulaştık. O buyuracak ki, Meskeniniz ateştir. Allah'ın diledikleri hariç, hepiniz içinde ebedi kalmak üzere oradasınız.'' Gerçekten Rabbin hakimdir, alimdir. Tam hüküm ve hikmet sahibidir ve o her şeyi hakkıyla bilir. Allah şöyle buyurdu. Alçak ve kovulmuş olarak çık oradan. Onlardan kim sana uyarsa, iyi bilin ki cehennemi sizlerle dolduracağım. Ayetlerimizi yalan sayanlar, ve onları kabul tenezzül etmeyenler ise, işte onlar cehennemliktirler. Hem de orada ebedi kalacaklardır. Hak Teâlâ, girin bakalım, sizden önce gelip geçen, cin ve insan topluluklarıyla beraber ateşe, buyurur. Her ümmet oraya girdikçe, yoldaşına lanet eder. Nihayet hepsi birbiri ardından gelip, orada bir araya gelince, sonrakiler, öndekileri göstererek, Ey Rabbimiz! derler. İşte şunlar bizi saptırdılar. Onun için onlara iki kat ateş azabı çektir. O da, her birinize iki misli azap var. Lakin siz bunu bilmiyorsunuz buyurur. Onlara cehennem ateşinden bir döşek, ve üzerlerinde de yine ateşten örtüler var. İşte biz zalimleri böyle cezalandırırız. Cehennemlikler cennetliklere, ne olur lütfen suyunuzdan, Allah'ın size nasip ettiği nimetlerden, biraz da bize gönderin, diye seslenirler. Onlar da, Allah bunları kâfirlere haram etmiştir. Bunlar kâfirlere yasaktır, diye cevap verirler Biz cehennem için cinlerden ve insanlardan öyle kimseler yarattık ki onların kalpleri vardır ama bu kalplerle idrak etmezler gözleri vardır onlarla görmezler kulakları vardır onlarla işitmezler hasılı onlar hayvanlar gibi hatta onlardan da şaşkındırlar işte asıl gafil olanlar onlardır. Her kim böyle bir günde savaş icabı dönüp hücum etmek için bir tarafa çekilmek veya diğer bir birliğe katılmak gibi taktik bir maksat dışında düşmana arka çevirirse Allah'tan bir gazaba uğrar. Onun varacağı yer cehennemdir. O ne kötü bir akibettir. Kafirler insanları Allah yolundan uzaklaştırmak için mallarını harcıyorlar. Daha da harcayacaklar. Ama gayelerine ulaşamayacaklarından bu, onlara yürek acısı olacak. Sonra da mağlup edilecekler. İnkârlarında ısrar edenler, toplanıp cehenneme sevk edilecekler. Melekler, o kâfirlerin yüzlerine ve arkalarına vurarak, Tadın bakalım cayır cayır yanmanın acısını diyerek, canlarını alırken bir görmeliydin. Müşrikler, kendilerinin kafirliğine bizzat kendileri şahit iken, Allah'ın mescitlerini mamur etmeleri kabil değildir. Çünkü onların bütün yaptıkları boşa gitmiştir. Ve onlar ateşte daimi kalacaklardır. Yığılan bu altın ve gümüş, cehennem ateşinde kızdırılarak, bunlarla onların alınları, yanları ve sırtları dağlanacağı gün, onlara, işte denilecek. Sizin nefisleriniz için yığıp, hazineye tıktıklarınız. Haydi tadın bakalım o tıktığınız şeyleri. İçlerinden bazıları, bana izin ver, beni fitneye ve isyana düşürme, başımı derde sokma, der. Bilmiş ol ki fitneye zaten kendileri düşmüşlerdir. Cehennem elbette kâfirleri her taraftan kuşatacaktır. Hala şunu anlayıp öğrenmediler mi ki kim Allah'a ve elçisine karşı çıkıp düşmanlık ederse ona muhakkak cehennem ateşi var. Hem de devamlı olarak orada kalacaktır. İşte en büyük zillet en feci rezalet. Allah gerek münafık erkeklere, gerek münafık kadınlara, gerekse bütün kâfirlere ebedi kalmak üzere girecekleri cehennem ateşini vaat etmiştir. O onlara yeter. Allah onları rahmetinden uzaklaştırdı. Onlara devamlı bir azap vardır. Ey şanlı peygamber, Kafirler ve münafıklarla mücahede et. Onlara karşı sert davran. Onların varacakları yer cehennemdir. Ne kötü bir dönüş yeridir orası. Savaşa çıkmayıp, Resulullah'tan ayrılarak geride kalanlar, oturmalarından memnun olup, sevince gark oldular. Allah yolunda, mallarıyla ve canlarıyla cihad etmekten hoşlanmayıp, bu sıcakta sefere çıkmayın, dediler. De ki, cehennem ateşi bundan da sıcak. Ona nasıl dayanacaksınız? Bunu bir bilip anlasalardı. Dönüp yanlarına vardığınız zaman, kendilerini affetmeniz için Allah'a yeminler edeceklerdir. Siz onlardan yüz çevirin. Onlara muhatap bile olmayın. Çünkü onlar o kadar murdar kimseler ki, hesap sormak ve azarlamakla yola gelmezler. İşleyip durdukları günahlar sebebiyle onların konutları cehennem olacaktır. Binasını Allah'a karşı gelmekten sakınma ve onun rızasını kazanma temelleri üzerine kuran kimse mi hayırlıdır yoksa yapısını yıkılmak üzere olan bir uçurum kenarına kurarak onunla beraber cehenneme yuvarlanan mı? Allah, zalimler güruhunu hidayet etmez, umduklarına eriştirmez. Kafir olarak ölüp, cehennemlik oldukları kendilerine belli olduktan sonra, akraba bile olsalar, müşriklerin affedilmelerini istemek, peygamberin de, müminlerin de yapacağı bir iş değildir. İşte bunların, irtikâb ettikleri şirk ve isyan sebebiyle varacakları yer cehennemdir. Kötülük işleyenlerse yaptıkları kötülük kadar ceza görürler. Kendilerini bir zillettir kaplayacak. Onları Allah'ın bu cezasından kurtaracak bir kimse yoktur. Yüzleri sanki kap karanlık gece parçalarıyla kaplanmıştır. İşte onlar cehennemliktir hem de orada ebedi kalacaklardır. Fakat onlara ahirette ateşten başka bir şey yoktur. Onların dünyada yaptıkları bütün işler, hatta iyilikler bile heder olmuştur. Bütün yaptıkları boşa gitmiştir. Rabbi tarafından gönderilen kesin deliyle, Kur'an'a dayanan, peşinden de o delili destekleyen, diğer mucizelerden şahitleri bulunan, daha önce de rehber ve rahmet olarak gönderilmiş, Musa'nın kitabı ile tasdik edilen kimse, yalnız dünya hayatını arzu eden gibi olur mu? İşte bu kesin deliyle dayananlar, Kur'an'a iman ederler. Hangi zümrede onu reddederse, bilsin ki, varacağı yer ateştir. Bunda hiç şüphen olmasın. Çünkü o Rabbinden gelen hakikatin ta kendisidir. Fakat insanların çoğu buna iman etmezler. O kıyamet günü halkının önüne düşecek, onları ateşe götürecektir. Vardıkları o yer ne fena bir yerdir. Bedbahtlar cehenneme atılacaklar. Çektikleri azabın dehşetinden devamlı surette anırıp canları çıka siyah feryat edecekler. Bir de sakın zulmedenlere meyletmeyin, sempati duymayın. Yoksa size ateş dokunur. Aslında sizin Allah'tan başka yardımcınız yoktur. Sonra ondan da yardım görmezsiniz. Eğer Rabbin dileseydi bütün insanları hakta ittifak eden bir tek ümmet yapardı. Fakat o bunu irade etmediğinden ittifak etmemişlerdir. Ve işte böylece ihtilaf eder vaziyette devam edeceklerdir. Ancak Rabbinin lütfederek hakta birleşmeyi nasip ettiği kimseler bunun dışındadır. Esasen o insanları bunun için yaratmıştır. Böylece Rabbinin ben cehennemi bütün cin ve insanlardan müstehak olanlarla dolduracağım sözü gerçekleşecektir. Eğer onların iman etmemelerine şaşırıyorsan, bil ki asıl şaşılacak olan onların ölüp toprak olduktan sonra biz yeniden mi yaratılacakmışız demeleridir. İşte onlardır Rablerini inkar edenler. İşte onlardır boyunları tasmalı olanlar ve işte onlardır hem de ebedi kalmak üzere cehennemlik olanlar. Rablerinin çağrısına icabet edenlere en güzel mükafat cennet vardır. Fakat onun davetini kabul etmeyenlere gelince, şayet dünyada olan bütün şeyler ve onların bir misli daha kendilerinin olsaydı, kurtulmaları için video olarak hepsini verirlerdi. İşte bunlar çetin bir hesaba maruz kalacaklardır. Onların kalacakları yer, cehennem olacaktır. Orası ne kötü bir yerleşim yeridir. Müttakilere vaad olunan cennetin durumu şuna benzer. Bahçelerinin içinden ırmaklar akar. Meyveleri gibi gölgeleri de devamlıdır. İşte haramlardan korunan müttakilerin akıbeti. Kâfirlerin akıbeti ise ateştir. Resuller Allah'tan yardım ve zafer istediler. Neticede her inatçı zorba zalim hüsrana uğradı. İş bununla bitmeyecek, ardından o zorba cehenneme girecek. Orada kendisine kanlı irinli su içirilecek. Yutmaya çalışacak ama boğazından geçiremeyecek. Ölüm her yandan ona geldiği halde yine de ölmeyecek. Bunun arkasından da pek şiddetli bir azap daha vardır. Gün suçlu kafirlerin birbirine yaklaştırılarak kelepçelendiğini görürsün. Gömlekleri katrandandır. Yüzlerini ise ateş kaplar. Şüphesiz cehennemde o azgınların hepsinin varacakları yerdir. Oranın yedi kapısı vardır. Ve her kapıdan kimlerin gireceği belirlenmiştir. O halde girin bakalım, içinde ebediyen kalmak üzere cehennemin kapılarından. Ne fena bir yerdir o kibirlilerin yeri derler. Hem utanmadan, kendilerinin beğenmedikleri şeyleri Allah'a yakıştırıyor, onun dinini, peygamberini hafife alıyorlar. Hem de en güzel akibetin kendilerini beklediği yalanını uyduruyorlar. Beklesinler bakalım. Onlara olsa olsa ateş vardır. Hem de oraya gireceklerin başında olacaklardır. Olur ki tövbe edersiniz de Rabbiniz size merhamet eder. Eğer tekrar bozgunculuğa dönerseniz biz de size ceza vermeye döneriz. Zaten cehennemi kafirlere zindan kılmışız. Kim şu peşin dünya zevkini isterse, biz de dilediğimiz kimse hakkında ve dilediğimiz miktarda o dünya zevkini ona veririz. Ama sonra ona cehennemi mekan kılarız. O da yerilmiş ve kovulmuş olarak oraya atılır. İşte bunlar Rabbinin sana vahyettiği hikmetlerdendir. Sakın Allah'ın yanı sıra başka bir tanrı uydurma. Yoksa yerilmiş, rahmetten kovulmuş olarak cehenneme fırlatılırsın. Defol oradan buyurdu Allah. Onlardan kim sana tabi olursa, iyi bilin ki cehennem de sizin cezanızdır. Cezaki ne ceza. Allah kimi doğru yola iletirse, işte doğru yolda olan O'dur. Kimi şaşırtırsa, artık Allah'tan başka O'na hami ve yardımcı bulamazsın. Kıyamet günü onları kör, sağır ve dilsiz olarak yüzü koyun haşrederiz. Varacakları yer cehennemdir. Onun ateşi zayıfladıkça, alevlerini arttırırız. De ki, işte Rabbiniz tarafından gerçek geldi. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Şu da bir gerçektir ki, biz o zalimlere, duvarları kendilerini çepeçevre kuşatmış olan, müthiş bir ateş hazırladık. Eğer susuzluktan feryat edecek olurlarsa, kendilerine erimiş maden gibi yüzleri haşlayan bir su verilir.'' O ne fena bir içecektir. Ve cehennem ne fena bir barınaktır. Suçlular ateşi gördüler. Orayı boylayacaklarını iyice anladılar. Etrafı yokladılar. Fakat ondan kaçacak bir yer bulamadılar. Gözleri benim kitabım karşısında perdeli olup Kur'an'ı dinlemeye tahammül edemeyen kâfirlere o gün cehennemi gösteririz cehennemle karşı karşıya koyarız onları. İşte kafir olmaları, ayetlerimle ve kendilerine yapılan uyarılarla alay etmeleri sebebiyle, şu cehennem onların cezası olarak hazırlanmıştır. Senin Rabbine yemin olsun ki, biz onları da, şeytanları da diriltip, huzurumuza toplayacağız. Sonra da cehennemin çevresinde, dizüstü çökmüş vaziyette, oraya getireceğiz. Sonra o cehennemi boylamaya daha çok müstahak olanları elbette biz pek iyi biliriz. Suçluları da susuz olarak o yakıcı cehenneme süreceğiz. Doğrusu kim Rabbine kıyamette suçlu olarak gelirse onun yeri cehennemdir. Orada ne ölür kurtulur ne de yaşamı hayat sayılır. Dini olduğu gibi bu azabı da böyle inkar edenler onun tepelerine ineceğini, o ateşin yüzlerini ve sırtlarını yalamasını önleyemeyeceklerini, kendilerine yardım edecek hiç kimsenin bulunmayacağını bir bilselerdi. Hem siz hem de Allah'tan başka taptığınız tanrılar hepiniz cehennem odunusunuz. Siz hep beraber cehenneme gireceksiniz. Şeytan ki alnında adeta şöyle yazılmış bu kendini dost edineni yoldan çıkarır ve doğru alevli ateşe sürükler. Allah yolundan saptırmak için kibirle kabararak tartışmasını sürdürür. Onun hakkı dünyada rüsvaylık olduğu gibi kıyamet günü de ona can yakıcı azap tattıracağız. Şu iki hasım takım Rableri hakkında çekişip durmaktalar. Dini inkar edenlere ateşten elbiseler biçilmiştir. Başlarının üstünden kaynar sular dökülür. Öyle ki, onunla içlerinde olan her şey, bütün organları, hatta derileri bile eritilir. Bir de bunlara demirden topuzlar vardır. Şu iki hasım takım, Rableri hakkında çekişip durmaktalar. Dini inkar edenlere, ateşten elbiseler biçilmiştir. Başlarının üstünden kaynar sular dökülür. Öyle ki, onunla içlerinde olan her şey, bütün organları, hatta derileri bile eritilir. Bir de bunlara demirden topuzlar vardır. Şu iki hasım takım, Rableri hakkında çekişip durmaktalar. Dini inkar edenlere, ateşten elbiseler biçilmiştir. Başlarının üstünden kaynar sular dökülür. Öyle ki, onunla içlerinde olan her şey, bütün organları, hatta derileri bile eritilir. Bir de bunlara demirden topuzlar vardır. Bunalmaları sebebiyle, her ne vakit cehennemden çıkmak isterlerse, gerisin geriye oraya itilirler ve kendilerine çıkmak yok. İster istemez bu yakıcı azabı tadacaksınız denir. Ayetlerimizi akılları sıra etkisiz bırakmak için çabalayıp duranlar ise cehennemlik olanların ta kendileridir. Ayetlerimiz karşılarında açık açık birer delil olarak okunduğunda kafirlerin yüzündeki inkarcı tavrı hemen fark edebilirsin. Öyle ki neredeyse kendilerine ayetlerimizi okuyanlara saldıracak olurlar. De ki, sizi bundan da beter kızdıracak olan şeyi de bildireyim de görün. İşte cehennem. Allah onu kafirlere vaat etmiş bulunuyor. Ne kötü bir sondur Min iyilikleri tartıda hafif kalırsa, işte kendilerini ziyana sokanlar, cehennemde ebedi kalanlar onlar olacaklardır. Orada yüzlerini alevler yalar da, ateş dudaklarını yaktığında, dişleri açıkta kalıverir. İnkar edenlerin, dünyada Allah'ın hükmünden kaçıp kurtulacaklarını sakın zannetme. Onların varacakları yer, ateştir. Gerçekten ne kötü bir sondur bu. Ayrıca onlar, kıyameti de yalan saydılar. Kıyameti yalanlayana ise, biz Alevli bir ateş hazırladık. Bu ateş, onlara daha uzaktan gözükünce, onun öfkesinden gürlediğini ve korkunç homurtusunu işitirler. Elleri boyunlarına kelepçelenmiş, ayakları bukalı olarak, cehennemin daracık bir yerine tıkılınca, orada yok olmak için can atarlar. O halde sen, o kâfirlere de ki, Yüzleri üstünde sürünen sürüler halinde cehenneme tıkılacak olanlar yok mu İşte onlar yerce en fena yolca da en sapıktırlar Ey Ulu Rabbimiz derler cehennem azabını bizden uzaklaştır zira onun azabı tahammülü zor ömrü tüketen bir derttir ne kötü bir varış yeri ne fena bir yerleşim yeridir orası. Gün cehennem azgınlara gösterilir. Arkasından onlar da, o azgınlar da ve topyekün iblis ordusu da cehenneme fırlatılır. Kim de kötü işlerle gelirse, onlar da yüzü koyun ateşe yuvarlanırlar. Siz, işlediklerinizin karşılığından başka bir şey mi bulacaktınız?' Onları, insanları ateşe çağıran önderler yaptık. Bu dünyada halkı çalıştırıp, desteklerini sağlasalar da, kıyamet günü en ufak bir yardım bile görmeyeceklerdir. İbrahim, onlara şöyle dedi. Siz dünya hayatında, Allah'tan başka bir takım sevgili putlar edindiniz. Ama sonra kıyamet günü gelince, birbirinizi red ve inkar edecek, birbirinize lanet edeceksiniz. Barınacağınız yer ateş olacak ve kendinize hiçbir yardımcı bulamayacaksınız. Senden çabucak başlarına azabı getirmeni istiyorlar. Ama ne diye böyle sabırsızlanıyorlar ki, zaten cehennem kafirleri kuşatmış bulunuyor. Uydurduğu yalanı Allah'a isnat edenden veya kendisine gelen hakikati yalan sayandan daha zalim kim olabilir? Kafirler için cehennemde yer mi yok? Kendilerine gelin Allah'ın indirdiği buyruklara uyun denilince hayır biz babalarımızdan ne görmüşsek onu uygularız. Sadece onlara uyarız derler. Peki şeytan atalarını o alevli ateş azabına çağırmış olsa da mı, onların peşinden gidecekler. Eğer dileseydik, bütün insanlara hidayet verir, doğru yola koyardık. Lakin, cehennemi cinlerden ve insanlardan bir kısmıyla dolduracağım, hükmü kesinleşmiştir. Yoldan çıkmış fasıkların ise, barınakları cehennemdir. Her ne zaman oradan çıkmak isteseler, yine oraya itilirler. Onlara, cehennem azabını yalan sayıyordunuz. Tadında görün bakalım, denir. Allah, kafirlere lanet etmiş ve onlara alevli bir ateş hazırlamıştır. Yüzleri ateşte kah bu yana, kah öbür yana çevrileceği gün, ah derler, ah ne olurdu, keşke Allah'a itaat etseydik. Keşke peygambere itaat etseydik. Süleyman'ın emrine de rüzgarı verdik. Onun sabah gidişi bir aylık mesafe, akşam dönüşü de bir aylık mesafeydi. Onun istifadesi için erimiş bakırı kaynağından sel gibi akıttık. Rabbinin izniyle cinlerden bir kısmı onun önünde çalışırlardı. Onlardan kim emrimizden saparsa ona ateş azabı tattırırdık. İşte bugün kiminiz kiminize fayda veya zarar vermeye güç yetiremezsiniz. O kâfirlere de diyeceğiz ki yalan saydığınız o ateş azabını tadında yalan mıymış gerçek miymiş söyleyin bakalım. Şeytan sizin düşmanınızdır. Öyleyse siz de onu düşman kabul edin. O kendi taraftarlarını cehennemlik olmaya davet eder. Kafirlere ise cehennem ateşi var. Ne ölüm hükmü verilir ki ölsünler, ne de ateşin azabı hafifletilir. Biz işte Allah'ı ve nimetlerini inkar eden her nankörü böyle cezalandırırız. İşte tehdit edildiğiniz cehennem, ne var ki içlerinden birisi bir söz kırıntısı kapmayı başarırsa derhal yakıcı ve delici bir ışın onu kovalar. Yüce Allah meleklere şöyle emreder: O zalim müşrikleri, yoldaşlarını ve Allah'tan başka putlaştırdıkları nesneleri toplayın ve hepsini doğru cehennem yoluna dizin. Hem tutuklayın onları. Çünkü sorguya çekilecekler. Şimdi ister misiniz onu size göstereyim dedi. Onlar da arzu edince, derhal bir tarama yapıp, onu cehennemin tam ortasında buldu. Vallahi dedi, neredeyse beni de düştüğün o helâke sürükleyecektin. Rabbimin hidayet nimeti yetişmeseydi, eli kolu kelepçeli getirilip, o azaba atılanlardan olacaktım. Şimdi, iyi düşünün buyurur yüce Allah sonuç olarak böylesi bir mutluluk mu iyidir yoksa zakkum ağacı mı biz onu zalimler için bir dert ve azap yaptık o öyle bir ağaçtır ki cehennemin ta dibinden çıkar meyveleri sanki şeytanların başları sonra dönüşleri şüphesiz ateşe olacaktır ey müşrikler ne siz ne de sizin Allah'tan başka ibadet ettikleriniz, ille de cehenneme girmek isteyen kimseler hariç, Allah'a yönelmek isteyen herhangi bir kulu yoldan çıkaracak bir kuvvete sahip değilsiniz. Biz, göğü, yeri ve ikisinin arasındaki varlıkları, gayesiz, boşuna yaratmadık. Bu sadece kafirlerin bir zanlı ve iddiasıdır. Artık o ateşten vay haline o kâfirlerin. De bu mutlularadır. Ama azgınlara kötü bir akibet vardır ki o da girip yanacakları cehennemdir. Ne kötü bir yataktır o. Bu böyledir. İşte tatsınlar bakalım o kaynar suları ve irinleri. İşte şunlar dünyada körü körüne mahiyetinizde koşup giden güruhtur. Merhaba olmasın, rahat yüzü görmesin o zalimler. Zira onlar cehenneme gireceklerdir. Sonra hep birden dua edip derler ki, Ya Rabbena, kim bunları önümüze yığdı ise, sen onun azabını kat kat arttır. İşte bu, yani cehennemliklerin davalaşması, kesin bir gerçektir. Allah buyurdu. İşte bu doğru. Ben de şu hakikati söyleyeyim ki, cehennemi gerek senin cinsinden, gerek insanlardan sana uyanlarla dolduracağım. İnsanın başı derde girince, gönülden ona yönelerek, Rabbine yalvarır. Ama sonra Allah, kendi tarafından, ona nimet ve imkan verince, daha önce bütün acziyle gönülden ona yalvardığını unutur ve Allah yolundan kendisini saptırması için ona bir takım şeritler uydurur. De ki, inkârınla biraz oyalan, biraz zevk al bakalım. Nasılsa sen kesin olarak cehennemliklerdensin. Onların hem üstlerinde hem atlarında ateşten kat kat örtüler vardır. İşte Allah, Böyle bir azabın varlığını bildirerek kullarını korkutur. Ey kullarım, bana karşı çıkmanızdan ötürü azabıma uğramaktan sakının. Hakkında azap hükmü kesinleşmiş kimseyi, ateşte olan kimseyi sen mi kurtaracaksın? Uydurduğu yalanı Allah'a mal eden yahut yanına kadar gelen gerçeği yalan sayan kimseden daha zalim biri olabilir mi? Kafirler için cehennemde yer mi yok? Uydurduğu şeyleri Allah'a mal edip, onun adına yalan söyleyen kimselerin, kıyamet günü yüzlerinin kapkara kesildiğini görürsün. Allah'a karşı böyle kibirli davrananlar, büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Kafirler bölük bölük cehenneme sürülür. Nihayet oraya varıp da kapılar açılınca, Cehennem bekçileri onlara şöyle sorar: Size Rabbinizin ayetlerini okuyan ve Allah'ın huzuruna çıkacağınız bugünü bildirerek sizi uyaran peygamberleriniz gelmedi mi? Evet geldiler derler. Fakat kafirler hakkında azap hükmü kesinleşti. Şimdi ne desek boş. Cehennemin kapılarından orada ebedi kalmak üzere girin. Allah'a karşı büyüklük taslayanların kalacakları yer ne fena bir yer denilir. İnkarcıların cehennemlik olduklarına dair Rabbimin hükmü böylece kesinleşti. Arşı taşıyan bir de onun çevresinde bulunan melekler devamlı olarak Rablerini zikir ve ona hamd ederler. Ona gerçekten inanır ve müminler için şöylece af dileyip dua ederler. Ey Ulu Rabbimiz, senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O halde tövbe edenleri ve senin yoluna tabi olanları affet ve onları cehennem azabından koru. Ey benim sevgili milletim, nedir bu başıma gelen? Ben sizi kurtuluşa davet ederken siz tutup beni ateşe çağırıyorsunuz. Hiç şüphe yok ki sizin beni tapmaya davet ettiğiniz putların ne dünyada ne de ahirette asla kendilerine ibadete davet yetkileri yoktur. Şu kesin ki hepimizin dönüp varacağı yer Allah'ın huzurudur ve haddi aşanlar cehennemi boylayacaklardır. Onlar sabah akşam ateşin karşısına getirilirler. Kıyamet koptuğunda da haydi Firavun hanedanını en şiddetli azaba sokun denilir. Ateşin içinde birbirleriyle tartışırlarken zayıflar dünyada büyüklük taslayanlara biz bunca zaman size tabi olduk. Bari ateş azabının bir kısmını olsun kaldırabilir misiniz? Ateşte olanlar bu sefer cehennem bekçilerine ne olur Rabbinize bizim için yalvarın. Bir gün olsun azabımızı hafifletsin derler. Rabbiniz buyurdu ki: Bana dua edin ki size karşılık vereyim. Zira bana ibadet yani dua etmeyi kibirlerine yediremeyenler zelil ve rezil olarak cehenneme gireceklerdir. Boyunlarında demir halkalar, ayaklarında zincirler olarak önce kaynar suya sürüklenecek, sonra da ateşte cayır cayır yakılacaklardır. Haydin içinde devamlı kalmak üzere cehennem kapılarından girin kibirlilerin yeri ne kötü bir yerdir gün gelir Allah'ın düşmanları toplanıp cehenneme sevk olunmak üzere baştan sona tutuklanırlar eğer sabredip dayanabilirlerse cehennem zaten kendi yerleşme yerleridir şayet özür dileyip Rablerini razı etmek için tekrar dünyaya dönmek isterlerse, onlara bu imkan verilmez. İşte Allah düşmanlarının cezası da, o ateş. Ayetlerimizi bile bile red ve inkar ettiklerinden ötürü, onlara orada ebedi kalmak vardır. Ayetlerimiz konusunda, haktan sapanlar, bize gizli kalmazlar. Şimdi söyleyin bakalım, cehenneme atılmak mı iyidir, Yoksa kıyamet günü büyük duruşmaya tam bir güven içinde gelmek mi? İstediğinizi yapın. Çünkü o bütün yaptıklarınızı görmektedir. Böylece sana Arapça bir Kur'an vahyettik ki sen ana kent olan Mekke ile bütün etrafını uyarıp irşad edesin ve gerçekleşeceğinde hiç şüphe olmayan Mahşer günündeki büyük buluşmayı haber veresin. O ne müthiş manzara! Bir kısım cennette, bir kısım alevli cehennemde. Suçlularsa cehennem azabında ebedi kalacaklar. Allah zebanilere "Tutun onu da!" buyurur. "Cehennemin ta ortasına sürükleyin." sonra da başının üstünden kaynar su dökün. Ve deyin ki, tat bakalım, hani üstündün, kudretliydin, asildin. İşte hakkında şüphe ve mücadele ettiğiniz o gerçek budur. Müttakiler güvenli bir makamdadırlar. Bahçelerde ve pınar başlarındadırlar. İnce ipekten ve parlak atlastan elbiseler giymiş olarak karşılıklı otururlar. Hem biz onları güzel gözlü hurilerle evlendiririz. Onlar canlarının çektiği her meyveden rahatlıkla isterler. İlk ölüm dışında artık orada ölüm tatmazlar. Allah kendilerini tarafından bir lütuf eseri olarak cehennem azabından korur. İşte en büyük mutluluk, en büyük başarı budur peşlerinde de cehennem onları beklemektedir. Ne kazandıkları servetler ne de Allah'tan başka edindikleri dostlar ve hamiler kendilerine fayda vermez. Onlara müthiş bir azap vardır. Ve kendilerine şöyle denildi: Siz bizi daha önce nasıl unutup terk ettiyseniz biz de bugün sizi unutup kendi halinize bırakacağız kalacağınız yer ateştir hiçbir yardımcınız da yoktur bu böyle olacak çünkü siz Allah'ın ayetlerini alay konusu yaptınız dünya hayatı sizi aldattı bugün artık ne oradan çıkarılırlar ne de özürleri kabul edilip dünyaya gönderilirler ve kendilerine şöyle denildi siz bizi daha önce nasıl unutup terk ettiyseniz biz de bugün sizi unutup, kendi halinize bırakacağız. Kalacağınız yer ateştir. Hiçbir yardımcınız da yoktur. Bu böyle olacak. Çünkü siz, Allah'ın ayetlerini alay konusu yaptınız, dünya hayatı sizi aldattı. Bugün artık ne oradan çıkarılırlar, ne de özürleri kabul edilip, dünyaya gönderilirler. Gün gelir, kafirler, Cehennem ateşinin karşısına tutulurken şöyle denilir: Bütün zevklerinizi dünya hayatınızda kullanıp tükettiniz. Onlarla safa sürdünüz. Artık bugün dünyada haksız yere büyüklük taslamanız ve dinden çıkıp fasıklık etmeniz sebebiyle hor ve hakir eden bir azap ile cezalandırılacaksınız. Gün gelecek kâfirler cehennem ateşine karşı tutulacaklar. İşte o zaman kendilerine, nasıl, bu ateş doğru değil miymiş, diye sorulunca, evet, Rabbimize yemin ederiz ki haktır, gerçektir diyecekler. Yüce Allah da şöyle buyuracak, İnkar edip durduğunuz için, haydi öyleyse tadın bakalım azabı. Muhakkak ki Allah, iman edip, Makbul ve güzel işler yapanları içinden ırmaklar akan cennetlere yerleştirecektir. Kâfirlerse dünyada zevklerini yaşamak ister hayvanlar gibi yerler. İşte onların barınağı ateştir. Allah'a karşı gelmekten sakınanlara vaad edilen cennetin durumu ise şudur. Orada bozulmayan su ırmakları, tadı değişmeyen süt ırmakları içerken lezzet veren şarap ırmakları ve süzme bal ırmakları vardır. Onlara orada her türlü meyve ile bir de Rableri tarafından mağfiret vardır. Bu nimetlere erişenler hiç ateşte devamlı kalıp kaynar sulardan içirilip bununla bağırsakları lime lime olan kimseler gibi olur mu? Öte yandan Allah hakkında kötü zanda bulunan münafık erkekler ve münafık kadınlar, müşrik erkek ve müşrik kadınları cezalandırması içindir. Kötülük, onların başlarına dönsün. Allah, onlara gazap etmiş, lanetlemiş ve onlara cehennemi hazırlamıştır. Ne kötü yerdir orası! Kim, Allah'a ve Resulüne inanmazsa bilsin ki, biz kafirlere alevli ateşler hazırladık. Ah, Muhafızlar şahide veya cehennem görevlisi iki meleğe atın buyuracak. Atın cehenneme. Her nankör, inatçı kafiri, hayramani olan, haddi aşıp azan, şüpheye dalanı. Allah'ın yanı sıra başka bir tanrı benimseyeni, atın onu o çetin azaba. O gün cehenneme biz, doldun mu dedikçe, o, daha yok mu, diye iştahını dile getirir. O gün onların, ateşin üzerinde fokurduyacakları gündür. gün onlar, cehenneme şiddetle itilirler. İşte denilir, alın size yalan saydığınız ateş. Haydi söyleyin bakalım, bu da mı sihir? yoksa siz mi görmüyormuşsunuz? Girin oraya. İster dayanın, ister dayanamayın. Artık hepsi bir. Siz sadece ne yaptıysanız, onun karşılığını bulacaksınız. Rablerinin kendilerine verdikleriyle sefa sürerler. Rableri onları yakıcı ateşin azabından korumuştur. Bugün cehennemde yüzleri üstü süründürülürler ve kendilerine tadın cehennemin dokunmasını denilir. Ve onlara, işte suçluların yalan saydıkları cehennem denilir. Ama eğer dini yalan sayan sapıklardan ise, onun ziyafeti kaynar su, peşinden de cehenneme atılış olacak. Bugün artık ne sizden ne de kâfirlerden kurtuluş fidyesi kabul edilir. Varacağınız yer ateştir. Sizin layığınız odur. Orası varılacak ne kötü yerdir. Allah'a ve Resullerine iman edenler, evet, işte onlardır Rabbinin nezdinde, sıddıklar ve hakka şahitlik edenler. Kendilerine mükemmel ecirler ve nurlar vardır. Ama kafir olup, Ayetlerimizi yalan sayanlar işte onlar da cehennemliktirler. Böyle kulis yapmaları menedilmişken kendilerine yasaklanan bir işi tekrar yapıp günah, zulüm, peygambere isyan hususunda kulis yapan, fısıldaşan kimseleri görmüyor musun? Senin yanına vardıklarında sana Allah'ın öğrettiği selamdan başka bir şekilde selam verirler. Kendi içlerinden de Allah bizi bu söylediklerimizden dolayı cezalandırsa ya, diye alay ederler. Onların hakkından ancak cehennem gelir. Muhakkak onlar oraya girecekler. Orası gidilecek ne fena yerdir. Ah'ın cezalandırma iradesine karşı, onların malları da, evlatları da asla fayda veremez. Onlar cehennemliktirler. Hem de orada devamlı kalacaklardır. Ya Allah onlar hakkında toplu sürgün cezası takdir etmeseydi mutlaka onları dünyada cezalandırırdı. Ahirette de onlara ateş azabı vardır. Neticede ikisinin akıbeti de ebedi kalmak üzere cehenneme girmek oldu. İşte zalimlerin cezası budur. Cehennemliklerle cennetlikler elbette bir olmaz. Felah ve başarıya erenler cennetliklerdir. Dini inkar edip, ayetlerimizi yalan sayanlar ise, onlar da devamlı olmak üzere cehennemliktirler. Gidilecek ne fena yerdir orası. Ey iman edenler! Kendilerinizi ve ailenizi, yakıtı insanlarla taşlar olan o müthiş ateşten koruyun. Onun başında heybetli, sert ve şiddetli melekler olup, onlar asla Allah'a isyan etmez ve kendilerine verilen bütün emirleri tam yerine getirirler. Ey Peygamber! Kafirler ve münafıklarla mücahede et ve onlara sert davran. Onların varacağı yer cehennemdir. Gidilecek yer olarak ne fena yerdir orası. Allah kafirlere Nuh'un karısı ile Lut'un karısını misal getirir. Her ikisi de iki iyi kulumuzun mahremiydiler. Ama inkar tarafına giderek eşleri olan peygamberlere hıyanet ettiler. Kocaları da Allah'tan gelen cezadan eşlerini asla kurtaramadılar. Onlara ölürken veya kıyamet günü haydi cehenneme girenlerle beraber siz de girin denilir. Rablerini inkar edenlere de cehennem azabı var. Gidilecek ne kötü yerdir orası. Onlar oraya atılınca cehennemin müthiş homurtusunu kaynaya kaynaya çıkardığı uğultuyu işitirler. Cehennem, öfkesinden neredeyse çatlayacak haldedir. Ne zaman oraya yeni bir kafile atılsa, oranın bekçileri, sizi uyaran bir peygamber daveti size ulaşmadı mı? diye sorarlar. Onlar şöyle cevap verirler. Evet, bizi uyaran oldu. Ama biz onu yalancı saydık. Ve Rahman hiçbir vahi indirmedi. Siz besbelli bir sapıklık içindesiniz, dedik. Ve ilave edecekler. Şayet biz gerçeği işiten ve aklını çalıştıran kimseler olsaydık, elbette bu alevli ateşe girenlerden olmazdık. Sonra da cehenneme fırlatın. Sonra da onu yetmiş aşın uzunluğundaki zincire vurun. Lakin ne mümkün? O cehennem alev alev yanan bir ateştir. Hasılı birçok suçları sebebiyle suda boğuldular ve cehenneme tıkıldılar. Allah'a karşı kendilerine yardım edecek bir tek yardımcı bile bulamadılar. Hak yoldan sapanlarsa cehennem odunu olurlar. Benim vazifem sadece Allah'ın mesajlarını tebliğ etmektir. Kim Allah'a ve elçisine isyan ederse, ona cehennem ateşi vardır. Hem de ebedi kalmak üzere oraya girecektir. Muhakkak ki bizim nezdimizde bu kağılar, alevli ateşler, dikenli, boğazı tırmalayan yiyecekler ve gayet acı azap var. Ben de onu sekara atacağım. Sekar nedir bilir misin? Nereden bileceksin? O, içine atılanı yer bitirir. Yine de bırakmaz. Eski haline çevirip, bu işi durmadan tekrar eder. Peki olarak derileri kavurur. Üzerinde 19 görevli vardır. Biz cehennem görevlilerini sadece melaikelerden kıldık. Onların sayısını da kafirler için imtihan ve sıkıntı sebebi yaptık ki, ehli kitaptan olanlar, peygambere imanda yakin sahibi olup daha kesin inansınlar müminlerin imanlarındaki yakinleri artsın ehli kitap ve müminler tereddüde düşmesinler kalplerinde hastalık olan münafıklarla kâfirler de neticede Allah bu misal ile ne anlatmak istemiş olabilir desinler böylece Allah dilediğini şaşırtır dilediğini doğru yola iletir. Rabbinin ordularını kendisinden başka kimse bilemez. Bu, yani cehennem veya ondan bahseden ayetler, beşere bir öğüt ve uyarıdan başka bir şey değildir. Onlar mutlaka cennetlerde, mücrimlerin hallerini hatırlarını soracaklar. Neydi bu cehenneme sizi sürükleyen? Biz kafirlere, zincirler, kelepçeler, alevli ateşler hazırladık. Gidin ama o ateşten sizi korumaz, gölgelik olmaz. Cehennem pusuda her an eline düşecek avlarını gözlemektedir. Yıllar boyunca orada kalacaklardır. Cehennem her görene apaçık görünür. Onun varacağı yer olsa olsa cehennemdir. Cehennem, alev alev kızıştırıldığı zaman yoldan sapan kafirlerse ateşte dirler. Peşinden de elbette cehenneme gireceklerdir. Alevli ateşe girer. Mümin erkeklere ve mümin kadınlara işkence edip de sonra tövbe etmeyenler var ya. İşte onlara cehennem azabı var, yangın azabı var. Böyle olanlar ahirette en büyük ateşe girer. Orada artık ne ölür ne de rahat yüzü görür. Kızgın ateşe girerler ve cehennemin getirildiği gün insan işi anlar o gün. Ama anlamasının ne faydası var o gün? Onların cezası da kapıları üzerlerine sımsıkı kapatılmış ateş deposuna konulmak olacaktır. İşte ben sizi alev saçan bir ateşe karşı uyarıyorum. Dek ehli kitaptan, gerek müşriklerden olan kafirler, hem de devamlı kalmak üzere cehennem ateşindedirler. Onlar bütün yaratıkların en şerlisidirler. Onun ne olduğunu bilir misin? Aviye bir ateştir. Kızgın mı kızgın? Siz cehennemi göreceksiniz. Bir ateş ki, Ta kalplere kadar işleyip yakar. Bu ateş mahzeninin kapıları onların üzerlerine kapatılacaktır. Kendileri de uzun sütunlara bağlı bırakılacaklardır. Bu ateş mahzeninin kapıları onların üzerlerine kapatılacaktır. Kendileri de uzun sütunlara bağlı bırakılacaklardır. O alev alev yükselen ateşe girecek.